Tedavi sırasında ölen ya da doğada ölü bulunan yaban hayvanlarına tahnit yöntemiyle adeta yeniden hayat veren Selçuk Karaköy, ölen hayvanların iç organlarının çıkarılarak doldurulması işleminin tahnit olarak tanımlandığını söyledi. 1996 yılından beri tahnit işiyle uğraşıyorum. İşte dediğim gibi işimiz 10 yılı buldu. Firmamızın ismi Ansan Taksidermi. Taksidermi nedir dersek Türkçe tahnit olarak çeviriyoruz. Latinceden geliyor. Hayvan doldurma sanatına verilen genel isim taksidermi sanatı. Doğada ölü bulduğu yaban domuzu, alageyik, karaca ve bozayı gibi yaban hayvanlarının postlarını ilaçlayıp özel işlemden geçirerek doldurduğunu belirten Karaköy, 20 yılda yaklaşık 900 yaban hayvanına tahnit işlemi uyguladığını ifade etti. Tahnitle yaban hayvanlarını yaşatmaya çalıştığını vurgulayan Karaköy şöyle konuştu. Araba kazaları, doğada iklim şartları yüzünden telef olabilecek memeli hayvanları bakanlık, değişik bölgeler, bölge müdürlükleri bize gönderiyorlar. Bunlar ya yüzülmüş olarak bize geliyor ya da yüzülmeden geliyor. Bu hayvanları derilerini inceltiyoruz. Yaklaşık bir ay bir süresi var. Güzel bir krom banyosu yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden getirdiğimiz orijinal birebir hayvanlara uyum sağlayacak olan mankenlere giydiriyoruz. Özel bir tutkalı var. Tutkalla yapıştırılıyor, tekrar dikiliyor. Yaklaşık deri mankenin üstünde bir ay kuruduktan sonra makyajını yapıp orman müdürlüklerine bu hayvanları dağıtıyoruz. Karaköy, tahnitin çok ciddi emek ve sanat gerektirdiğini, Türkiye'de bu işle uğraşan kişi sayısının çok az olduğunu dile getirdi. Tahniti yapılmış yaban hayvanlarının daha çok milli parklarda sergilendiğini aktaran Karaköy şunları anlattı. Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinde milli parklar kuruluyor. Ve bu milli parkların içerisinde çocukların, gençlerin, doğa sevdası duyan tüm insanların görebilmesi için özellikle tahnit sanatına çok önem verdiler. Tabii bizim de bu gönülden bir işimiz. Niye derseniz bu hayvanlar doğada yok olacağına bizim gibi sanatçılara geliyor. Tam bir hayat veremesek de bu hayvanları en güzel şekilde yapıp teslim ediyoruz. Biz ölsek de bari adımız kalmış olur. O müzelerde, o milli parklarda çocukların görmesini sağlıyoruz. Doğa sevgisi, doğa aşığı insanların görmesini sağlıyoruz. Çünkü gerçek hayatta bir yaban domuzuna, bir karacaya, ne bileyim bir çengel boynuzu dağ keçisine, yaban keçisine, büyük bir bozayıya bir insanın yaklaşma şansı neredeyse yok. En azından buna birebir muhteşem hallerini insanlar görüp daha çok doğayı sevebilirler. Özellikle çocuklar hedef kitlemiz.